Manşete hoş geldiniz. Görüntüler Hakkari'den dün gece. O arada hemen hatırlatayım. Bir diş muayenesinden geliyorum ve sol çenemde halen uyuşukluk var. Ondan dolayı konuşurken dudak hareketlerimde bir anormallik görürseniz bundandır. Hakkari ayakta. Fakat bu defa biraz daha farklı. Bu defa biraz daha muhalefetin tepkisi cılız. Daha doğrusu muhalefetin katılımı cılız. Van'daki gibi olmadı. Van'da neden büyük bir tepki olmuştu ve Van'da neden iktidar geri adım attı? Şundan çünkü seçimin üzerinden daha 48 saat geçmişti ve sandığa kayyım atamaya kalktılar. Yöntem değiştirdiler. Dediler ki seçilen belediye başkanı aday olamazdı. Dolayısıyla onun adaylığını düşürüyoruz. Haliyle ikinci sıradaki seçiliyor. Haliyle sandığa kayyım atayarak da işin belediye meclisinde ya da ne bileyim valilik kararıyla, içişleri kararıyla şununla bununla olmasının önüne geçmeye kalktılar. Sandığa kayyım gibi bir şey. Yani şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bu iktidarın aklına geliyor ayrı bir konu. Fakat ters tepti. Fakat e, bu konunun arkasını getiremediler. Arkasında duramadılar. Bir baktılar. Gerçekten tepki büyük. 24 saat takip ettiler ve ikinci gün kararı geri almak durumunda kaldılar. Ve Mazbatay'ı seçilmiş belediye başkanına teslim ettiler. Şimdi aradan hikaye geçtikten sonra e, seçim sandığı ve işte o günkü heyecan falan biraz duruldu, biraz dindi. E, ardından işte mevcut şeytanlaştırma devam ediyor Kürt siyasal hareketini. İşte Kobani kararları açıklandı. Çok büyük bir tepki olmadı filan. Tam da bu aşamada işte tam da Suriye'ye, Rojava'ya dönük bir harekat falan konuşulurken bir kere daha ikinci test Hakkari'de yola çıktı. Bu defa da gene kayyım demediler. Öncekilerde hep kayyım diyorlardı. Bu defa da işte filan hakkında 2014 tarihli bir soruşturmadan dolayı şey yapıyoruz yerine belediye başkan vekili olarak Hakkari valisini getiriyoruz dediler falan. Yani biraz daha böyle şey. Fakat tabi bu kayımdır İki kere iki dört. Fakat bu defa DEM partiler yalnız. Yani sadece DEM partili milletvekilleri bölgedeydi aşağı yukarı. Çok büyük bir e, katılım söz konusu değildi. Ve e, evet yürüdüler. E, durumu protesto ettiler. İşte Çevik kuvvet tertibat aldı falan. Şu anda iktidar deniyor. Yani bunu arkası bunun arkası gelecek. Yani bakın 10 ilde tüm eylem ve etkinlikler 3 ila 10 gün yasaklanmış. Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van. Diyor ki bu illere de geleceğiz. Bu illerin il ve ilçelerinde de benzer bir durum söz konusu. Ya 2014 tarihli soruşturma ya 2016 ya icat edeceğiz ya bulacağız falan. Dolayısıyla Enteresan yani Dem Parti eş başkanları da kürsüye çıktıklarında ya da işte bir takım e, artı gerçek gibi bir gün falan gibi sitelerin haberlerine de bakıyorsunuz. İşte efendim FETÖ firarisi savcının iddianamesiyle işlem yapıyorlar. Yani o olmasaydı gene bulacaklardı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan çıkmak gerekiyor. E, bu tür operasyonların ardında her zaman rejim ve siyasi bir irade var. Geçmişte de öyleydi bugün de böyle yarın da böyle olacak. Çıkamayız bu işin içinden o zaman deriz ki işte filan iddianameyi ülkücü savcı yazdı. Fiş mekancasını hak yolcu yazdı. O milli görüşçüydü öbürü solcuydu öbürü Marksisti filan. Allah'a çıkamazsın. Bu iş savcılarla falan başlayıp biten bir iş değil. Polislerle falan başlayıp biten bir iş değil. Ayhan Bora Kaplan'ın e, e, gözaltına alırken onun başını çöktürüp yere yapıştıran ve o muameleye... O muamelenin arkasında bir siyasi irade vardı. Onu o polis müdürleri yapıyor değildi. Sadece talimatı uyguladılar. Böyle bakmak lazım. Yani iş başka bir yere gidiyor ve e, bu işin arkasında yani sadece rejim e, veya iktidar veya saray değil bileşenleri de var. Vali atanmış, aydınlık gazetesi. çocuk kaçıranlar belediye başkanı olamaz diye Perinçek medyası manşetten vermiş. Yani 2014'teki savcının peşine düşenler buna da bir şey söylemesi icap eder. Yani e, sineklerle mücadele ediliyor. Bataklığa bakılmıyor. Yani kastettiğim biraz da bu. Kastettiğim biraz da bu. Bakın şu örnek bile verilmiyor yahu. Verilmiyor kimse vermiyor. CHP de vermiyor. Niye? CHP'nin tuhaf biçimde e, sarayla rejimle bir anlaşması var. Sarayla rejimle bir e, connection'ı var. Yani... Bir, bir, bir kanal var. Bir biçimde bir şey gelip gidiyor. Bilemiyoruz. Anlamlandıramıyoruz. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Ama söz konusu CHP'li başkanlar olduğunda tutuklanıyor, cezaevine konuyor ve yerine belediye meclisi yeni başkanı seçiyor. Mesela işte Kefez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tutukladı iktidar. O da işte bu teleferik kazasında o teleferik tesisini işleten Anet'in genel müdürü olduğu için. Neyse. Tamam. Yani bu kararı tartışmıyorum. Orada değilim. Fakat sonrasında ne oldu? Muameleye bakın yani. Yoksa teleferik kazası ile ilgili soruşturma başka bir konudur. Sonrasında 25 Nisan 2024'te Kefez Belediye Meclisi valiliğin talimatıyla toplanarak niye? Çünkü belediye başkanı tutuklandı. Görevine dönünceye kadar Koca gözün yerine Refik Emre Altekin'i başkan vekili seçti. Usul bu. Ya bu kadar basit. CHP'de böyle oluyor. Bilecik'te de aynısı olmuştu. Geçen dönem. CHP'de böyle oluyor. Fakat şeyde söz konusu Dem Parti olduğunda orada da böyle olması lazım. Ama Dem Parti'de Murat o değil ki. Dem Parti'de Murat belediye başkanlığından Dem Parti'yi götürmek. Yani Dem Parti'de şimdi Hakkari Belediye Başkanı'nı gözaltına aldınız, tutuklayacaksınız belli ki. Oraya gidiyor iş. Dem Parti, meclis zaten Dem Parti'de toplanıp yeni başkanı seçtiğinde gene bir Dem Partili belediye başkanı seçilmiş olacak. Onu istemedikleri için valiyi atıyorlar oraya. Bunu da herkes biliyor. Benim bu kadar böyle ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatmamın bir manası yok. Gerçekten gereği yok. Fakat kendilerine yapılan farklı muameleyi dahi hatırlatmayan, bunu hatırlatma gereği duymayan bir CHP ve muhalefet var. Özgür Özel'in Kepez'de öyle de Hakkari'de niye böyle diye sorması gerekiyor. Ama sormuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu da birinin böyle açık açık belki de yüzüne vurması gerekiyor. Kimse de vurmuyor tabii. Bu arada Cengiz Aktar mühim bir konuya dikkat çekmiş. Dün İçişleri Bakanlığı kendi eks hesabında Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklamasını yaparken son paragrafında diyor ki Mehmet Sıddık Akış'ın yani Hakkari Belediye Başkanı, seçilmiş belediye başkanı Anayasanın 127. 120, 127. maddesiyle dilim dönmüyor kusura bakmayın hala uyuştukluk devam ediyor özür dilerim. Anayasanın 127. maddesiyle işte belediye kanununun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. İşte tam da buna dikkat çekmiş Cengiz Aktar. Türkiye'de yerel idare esasen yoktur. Varlığı altta zikredilen anayasa 127 uyarınca merkezin iki dudağı arasındadır. Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın merkezi idare tarafından görevinden alınmasına isyan edenlerin hedeflemesi gereken bu maddedir. Yani diyor ki sen anayasaya öyle bir madde koymuşsun ki merkezi idare canı sıkıldığında bir belediye başkanı alabilir. Dolayısıyla diyor anayasa değiştirecekseniz yarın öbür gün yeni bir anayasa yapacaksanız 127'yi de mercek altına almanız lazım. Kaldı ki zaten hangi maddesini mercek altına alacaksın ki? Hayır. Yeni bir yeni anayasada veya bir yeni anayasa yapılacaksa bu bir kurucu meclis tarafından yapılmalıdır. Mevcut meclis veya mevcut partilerle falan olmaz bu. Anayasayı kurucu meclisler yapar. Bir kurucu meclis oturur anayasayı yazar. Ve yeniden yazar sıfırdan. A'dan Z'ye. Elbette modellemeler yapar, eski anayasalara bakar, uygulamaya bakar. Anayasa Mahkemesi kararlarına bakar, yapılan kritiklere bakar, geriye doğru bir müktesebat vardır, projelere bakar, daha önceki anayasa çalışmalarına bakar, 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 bakar filan. Evet, 127 de ele alınması gereken bir madde. Ama işte en son yaşananlardan sonra kayıma dair değil ama işte emeklilerin durumu, dar gelirlinin durumu falan bunun üzerine konuşurken CHP grup toplantısında Özgür Özel böyle giderse erken seçimi millet ister önünde kimse duramaz bu kadar net demiş. Bakalım siz istiyor musunuz? Yani kelime cımbızlaması yapalım böyle giderse erken seçimi millet ister önünde kimse duramaz. Ya erken seçimi milletten önce senin istemen lazım. Millet seni istemiyor 31 Mart. İktidara diyeceksin bu. Millet seni istemiyor. Sana güven oyu vermedi. Biz 38 ile birinci parti olduk. Bütün belediyelerde iktidara geldik. Bir an evvel erken seçim. Bir an evvel bu iktidarın değişmesi lazım. Ekonomideki veriler ortada. Getirdiğiniz Hazine Maliye Bakanı'nın birazdan bakacağız. Performansı ortada. Hala topu millete atıyor. Özgür Özel. Ya acayip bir şey yani. Millet isterse önünde kimse duramaz. Sen isteyeceksin önce. Önce sen isteyeceksin. Millet arkandan gelir gelmez. Acayip. Ya yani niyet okuma değil. Ana işim ama yani bakın yani arkasını göstermeye çalışıyorum sizin. Selçuk Mızraklı hakkı gasp edilmiş bir belediye başkanıdır. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve seçilir seçilmez de görevden el çektirildi. Hatırlayın o Diyarbakır kayyım belediye başkanının başkanlık katındaki saltanatını falan göstermişti kameralara. 2019'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'la yan yana yatıyor Edirne cezaevinde. Demiş ki: Soğanın cücüğünden kabuğuna kadar katman katman bir devlet. Oyunları bitmiyor. 15 Temmuz 2016 olayı 31 Mart vakası gibiydi. Saat yer kuşku vericiydi. Boğaz Köprüsü'nün yarısında trafik kapalı, yarısında açıktı. Daha haberlere baktığım anda karşı darbe geliyor, acilen karşı darbeye hazırlanmak gerek dedim. 2019'da %63 oyla seçildiğim halde benim yerime kayyım atandı. Tutuklandım hukuk dışı ve sudan bahanelerle. Hukuk dışı ve sudan bahanelerle tutuklandım. Şu savcı bu savcı dememiş. Tamam mı? ve meselenin siyasi olduğunu, meselenin bir karşı darbe olduğunu altını çizmiş net bir biçimde. Selahattin Demirtaş, beni ziyaret edenlere de söylüyorum. Dışarıda boyun eğenlerden olacağıma, iktidar kırıntılarına tamah edeceğime içeride olmayı tercih ederim. Bu iktidar bitti. Uzatmaları oynuyorlar ki alta bana bunu yazdıran da Demirtaş'ın bu mektubu oldu. Kendileri de farkında. Bu tür dönemler sıçrama yapma dönemleridir. Muhalefetin bu sıçramayı hazırlaması, örgütlemesi gerekiyor. Arsayı, tarlayı boş bırakmamak gerek. Tohumları her yere saçmalı, her yere ekmeliyiz. Direniş her yerde, tarlaları ekinle, çiçeklerle doldurmalıyız. Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Sekiz sene geriden gelen bir geçmiş olsun kararı demem bundan. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve karar 12 ay sonra yürürlüğe girecekmiş. Geçmiş olsun. 8 sene geçti. Daha önce işte seçimler yapılırdı üniversitede. İlk 3 aday arasında Cumhurbaşkanı dilediğini atardı. Birinciyi de atamazdı. Yani Ahmet Necdet Sezer de yaptı. Abdullah Gül de yaptı. Diğerleri de yaptı. İkinciyi, üçüncüyü atadığı da olurdu. Ama gene de yani yarısı demokratik bir şeydi. Önüne gelen seçimle sandıktan çıkan 3 aday arasında birini seçmek durumunda Cumhurbaşkanı. Bunu tamamen kaldırdı 15 Temmuz Tanrı'nın lütfu darbe girişimi ardından tamamen kendisi her şeyi atamaya başladı. Yani darbe girişimiyle ne bileyim 15 Temmuz'la bunun ne alakası vardı? Yani dolayısıyla bir bir şeyin yeniden kurulması, bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun için de 15 Temmuz gibi bir kullanışlı aparata ihtiyaç vardı. Ne olacak peki şimdi? Yani geç gelen adalet adalet değil derken bu kastediliyor. Ne olacak? 8 sene geçti. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecekmiş. Bir sene daha geçecek 9 sene. Boğaziçi Üniversitesi'ne onun için getirdim Boğaziçi'nin koydum oraya amblemini. Boğaziçi'ne atadı birini. Taş taş üstünde bırakmadı üniversitede. Hala direniş devam ediyor. Ne olacak yani? yani? Anayasa mahkemesi kararları bu kadar geriden geldikten sonra hoş zaten uygulanmıyor da. Ne olacak yani? Sadece bu değil. Belediyelerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmasından Adalet Bakanı'nın Hakim Savcılar Kurulu'nda görev almasına, TRT'ye taşınmazların devredilmesine, özel şirket kurmasına, Merkez Bankası Başkanı'nın atanması, düzenlemesi. Bunların hepsini iptal etmiş Anayasa Mahkemesi. Huzur hakkı, ek gösterge, yargıtayın yapısı, ne bileyim Spor Bakanlığı'nın mülklerinin devri, TRT'ye arsa tahsisi, BTK'nın yapısı, bakan müşavirlerinin atanması filan falan bir sürü Ekonomik Sosyal Konseyden Rütük Genel Müdürünün maaşına, Rütük'ün şirket kurmasına kadar bunların yaptığı her şeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi. Ne yapacağız şimdi? 8 sene, 10 sene sonra. Bir yılda zaman verdi. 9 sene. Bu 9 sene boyunca bütün milletin üzerinden geçen bu kararları ne yapacağız? Bu kadar geç gelen kararları zaten Anayasa Mahkemesi'ni de kale almıyorlar. Dinlemiyorlar yani. Bakın. Sonuçtur. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti İstanbul'da 61.523 TL. Mercimeğin fiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı ayına göre %116 artmış. Geçen yılın aynı ayına göre %83, bir önceki aya göre %3.69 artmış. Yaşam maliyeti. 61 bin, şu anda tartışılan ne? Yok 10 bindi emekli maaşı, 15 bindi asgari ücret, 17 bindi, 20 bindi açlık sınırıydı falan. Yalan bunlar. Yani açlık sınırı 20 bin deniyor. Yani mümkün değil. Ver bakalım karnını doyurabiliyor musun? 4 kişilik aileye 20 bin. Bu işte. Mehmet Şimşek döneminde 39'dan 75'e gelen enflasyon. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir grafik yok. 2020'den 2024 Mayıs'a. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir grafik yok. Ezbere söylemiyorum. Bakın dünya enflasyon endeksi. Siz de girip internetten bakabilirsiniz. Belli aralıklarla da burada getiriyorum. Türkiye görüyorsunuz ya net açık. Türkiye 3. sırada kendi açıkladığı resmi enflasyonuyla 75 ile 3. sırada Arjantin ve Suriye'nin ardından. Venezuela'nın önüne geçmiş durumda. Sudan'ın önüne geçmiş durumda. Lübnan'ın önüne geçmiş durumda. Zimbabwe'nin önüne geçmiş durumda. Avrupa. Avrupa'da birinci. Savaştaki Rusya'nın, İzlanda'nın, Romanya'nın, Belarus'un, neyse Montenegro, Karadağ'ın falan enflasyonlarına bakın. En yüksek enflasyon %5. Sırbistan'da %5, Makedonya'da 4, İsveç'te 3.9. Türkiye'de 75. O da resmi enflasyon. Enak %120 demiş. İki yakanız bir araya gelir mi? Sonra her gün mezara giriyoruz. Mahalleli korku içinde. İşte küçük çekmece de çöken bina hikayesi. Yani tamam merkezi idarenin kabahati var, de, denge ve denetimde verilen izinlerde, takipte filan da yani bu binalarda yaşayan insanların da sorumluluğu var. Az değil yani. Yani bunun için bir binanın kendiliğinden çökmesi gerekmiyordu. Türk binalarda oturduğunuz anlamanız için. Yani sıralı evet yetkililerin sorumluluğu olduğu kadar vatandaşın da sorumluluğu Zaytung'la kapatalım bugün manşeti. Voleybol maçında kadraja giren meme nedeniyle huzuru kaçan TRT yönetim kurulu üyelerine 2,5 milyon TL daha huzur hakkı ödenecekmiş efendim. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar bu ekranlarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.